Herkese selam arkadaşlar. Türbe Delisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bursa'mızın bilinen büyük evliyalarından Emir Sultan Hazretleri ilgili videoyu yayınlayacağım. Emir Sultan Hazretleri Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan tefsir, hadis, kelam, alemi ve mutasıf ismi Muhammed bin Al-Hüseyin el-Buhari olup lakabı Şemsüddin'dir. 1368 senesinde Buhara'da doğdu. 1429 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi Bursa'da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır. Seyit olup soyu Hazreti Hüseyin'e dayanır. Rivayete göre 7. Göbek'te Hazreti Muhammed'in soyuna ulaşan Emir Külal adıyla tanınan Seyit adı isminde Buharalı bir mutassafın oğlu ve veli bir kişidir. Emir Sultan Türk İslam dünyasının başlangıçta İlim menbaı olan Buhara'da yetişmiştir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere de ayrıca ilim tahsil etmiştir. Hac farizesini ifa-i müteakip Medine'de bir müddet kaldıktan sonra bir gece rüyasında Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'nin kendisine Rum'a gitmesi, mezarının da orada olacağını söylemeler üzerine önce Irak üzerinden Anadolu'ya geçmiş, Karaman, Hamit İli, Isparta, Kütahya ve Ünegel üstünden Bursa'ya gelerek Gökdere civarında bir mağara veya sağmaya yerleşmiştir. Orada bir süre ibadet, züht ve takva içinde yaşamıştır. Mutafasıflara bilgisi olan Bursa halkı tarafından kısa sürede sevilmiş ve etrafında birçok mürit toplanmıştır. Bursa, ulema ve müşahidi ile münasebette bulunmuştur. Emir Sultan Bursa'da Şemsettin Feneri'den ders aldı ve icazet diploması da hocası tarafından yazılıp verilmiştir. Daha sonra 1. Beyazıt'ın kızı Hundi Hatun ile evlenmiş. Bu evlilikten iki kızı daha sonra da kendi emriyle öldürteceği Emir Ali Çelebi adında bir oğlu olmuştur. Çocukları hep kendisinden önce ölmüştür. Emir Sultan Kerametler Sultanı diye de anılmıştır. Zamanında Osmanlı sultanları kendisine hürmet eder, sefere çıkacaklarında huzura gelip mübarek duasını alırlardı. Emir Sultan aynı zamanda 1. Beyazıt'ın bilim danışmanı idi. Ordu onun eliyle kılıç kuşanırdı. Emir Sultan hayatı boyunca din ve vatan için yapılan gazalara teşvik etti. Müritlerine bu işlerin kutsiyetini anlatarak onların da bu yola gönül bağlamalarını sağladı. Emir Sultan'ın vefatından sonra bile manevi yardımlarının Serhat boylarındaki gaziler tarafından görüldüğü sürekli bir şekilde anlatılırdı. Bu cümleden olarak onun çok gayret sarf etmesine rağmen Timur Yıldırım çarpışmasının önüne geçemediği ve savaşın da Emir Sultan'ın işaret ettiği gibi Yıldırım Beyazıt'ın aleyhine sonuçlandığı bilinmektedir. Emir Sultan 63 yaşında vefat ettikten sonra kendisinden başka eşinin ve çocuklarının da bulunduğu türbesi şu anda Bursa'da bulunmaktadır. Türbenin müritleri tarafından kalabalık bir kafile tarafından ziyaret edilmesi anneannesi bulunan 50 yıl öncesine kadar devam etmekteydi. Osmanlı Devleti'nin genişleyip büyümesinde maddi ve manevi yardımları olan Emir Sultan asıl kurduğu tarikat ve yetiştiği müritleri vasıtasıyla hizmet etmiştir. Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması sürecinde onun da büyük rolü olmuştur. Kendisi daha çok toplumun hocası olarak görev yapmış, öğrenci yetiştirmiş, şairlik yönü itibariyle de birkaç şiir yazmış da söylemiş fakat bunun dışında da herhangi bir eseri bulunmamakta ama ona ait bir Mekani Kıbname ölümünden bir müddet sonra müritleri tarafından kaleme alınarak birkaç nüsha halinde yazılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.